Bunu al, ben kirpiklerinden yolmaya başlayacağım ya. Bu kirpiklerinden yolacağım, yolacağım. Biraz çık bakalım, oradan biraz çık. Çık oradan az. Neden fazla yok? Neden fazla yok? Neden fazla yok, mazlum yok. Ey, iyi, çok şükür. Canım, al harcırağını. Tamam canım kardeşim, güzel çek arkadaşlar. Siz efendim gelin hanımın nesi oluyorsunuz? Akrabasıyım. Neniz efendim? Damatın amcasının kızıyım. Ben hafif yollu görümce yani. Evet. Abi duruşta bir görümce havası var, ben size söyleyeyim. Hafif bir durum. Görümceler efendim. Bir çekilir misin görümcenin? Gelinin arkasında böyle dururlar. Düğün arabasında onları görürsünüz damatla gelinin yanında poz verirken. Oralar affedersiniz. Oralarda bir yerlerdedirler yani. Siz evli misiniz efendim? Hayır. Bekarım. Bekar. Sizin de inşallah düğün yemeğinizi yeriz. Bu arada eğer yolunuz Van'a düşerse, özellikle de Hıdır Köyü'ne düşerse, bir düğüne denk gelirseniz herhangi bir evin kapısını çalın. Abartmıyorum. Mübalağa da et canım, cep telefonunu kapat, ötüyor. Paran yok, cep telefonunu açık tutuyorsun. Sadıç. Herhangi bir evin kapısını çalın, sizi buyur ediyorlar ve yemek yemeden hiçbir şekilde salmıyorlar. Onu size bir baştan söyleyeyim. Eğer karnınız açsa, Van'a geldiğinizde bir düğüne denk geldiyseniz yaşadınız. Bir eliniz yağda, öbür eliniz balda, tatlısından tuzlusuna. Ayıp söylemesi, biz de biraz öyle bir vaziyetteyiz. Siz efendim ilk nerede gördünüz Gülcan Hanımefendi'yi? Ben küçüklükten beri seviyorum. Yuf! Yuf be Nihat'ım be! Yani 5 yaşında mı aşık oldun? Ne yaptın? Hemen öyle oldu. Vallahi. Gerçek. 5 yaşındayken göz koydun kıza. Evet. Utanmıyor musun bacak kadar kıza göz koymaya? Gönül. 5 yaşından falan beri. Ne dedim ben kızı görünce, ben büyüyünce bununla evleneceğim mi dedin? Evet. Aslanım benim be. Bu arada hiç başka birine bakmadın değil mi? Kafanı kırmadan cevap versen. Bakmadım. Bakmadım. Baktı mı kız yoksa? Bilmem. Söyle, ben senin abin sayılırım. Hemen cezasını vereyim. Yok, bakmamıştır herhalde. Peki siz ne zaman anladınız Nihat böyle size bakıyor, ediyor? Annenin yanında rahat konuşamazsın tabii. Tabii. Yo. Yenge sen bir tavanlara bir bak bakalım. O ahşaplar nasıl? Bir bak hele bir. Bir yüzünü çevir bakalım. Konuşuyoruz, bir şey yok. Yemek tarifi veriyor. Evlenecek ya, makarnayı nasıl, erişteyi nasıl yapar, onu söyle konuşuyoruz biz. Sen merak etme yani. Nedir efendim, siz ne zaman anladınız? Yeni anladım, evlendim. Anlar anlamaz. Evet. Biz de salağız, yedik. Yani yeni anladın. Allah Allah. Peki isteme nasıl oldu? İsteme mi? Ha, istemedin mi yoksa? İstedim. Ha. Büyüklerimiz gelip istedi, görücü usulüyle. Peki bu adet nedir? İstemeye giderken bildiğiniz şeyler mi olur? Siz kahve mi yaptınız Gülcan Hanım? Yok. Kahve yapmayız. Ne olur? Buranın adeti nedir? Oturup konuşurlar gider. Hiçbir şey içirmediniz mi adamlara? Çay içirirler. Sen çayları sen mi getirdin? Yok, ben getirmedim. Kim getirdi? Ailede kim varsa başka biri getiriyor. Gelin hanım öyle görücüye çıkmaz mı? Yok. Ha. Siz görmediniz yani bu arkadaşın çektiği eziyetin, ne kadar terlediğini, nasıl ağzının kuruduğunu, iki lafı bir araya getiremediğini, kukumav kuşu gibi oturduğunu. Göremediniz siz onları yani. Yok, göremedim. Görememişsiniz. Ne masraf yaptı şimdiye kadar Nihat'cığım? Şimdiye kadar bir 12 milyar masraf yaptık. Dünyanın en büyük İkinci kalesi olan Van Kalesi'ndeyiz. Daha doğrusu Van Kalesi'nin eteklerindeyiz. Dünyanın en büyük birinci kalesi ne diye sorarsanız cevabım şu: bilmiyorum, özür dilerim. Çalışıp dönerim ben size. Kalesi'nin tarihini anlatayım mı? Buyur. Kalesi'nin tarihini anlatayım mı? Van Kalesi'nin tarihini? Evet. Oğlum senin yaşın kaç, başın kaç? Kalenin tarihini nereden biliyorsun? Biliyorum, size anlatayım mı? Adın ne senin? Servet. Servet? Ya aslında çok iyi oldu ya. Ben bu Van Kalesi'yle ilgili hiçbir bilgim yok. Sen A'dan Z'ye biliyor musun? Evet. Ne vereceğiz? Canın sağ olsun abi. Koçum benim be. Aslanım benim. Bana geldiğinizde kaleyle ilgili bilgi almak istiyorsanız en sağlam kaynaklar servetgillerdir. Vallahi. Çıkalım da öyle anlat be. Tamam abi. Yorulmayasın. Yok abi, size 10 kere çıkayım inin. 10 kere? Evet abi, 20 kere çıkayım inin. Yapma be. Vallahi abi. Sen bizim kameramız. Sen kaç yaşındasın? 11. Maşallah. İyi boy atmışım be. Ya abi ne yapalım? Okuyor musun? Okuyorum.
Nerede okuyorsun? Şehit Kemal'da. Kaçın sınıf? Dörde geçtim. Ne olmayı düşünüyorsun büyüyünce? Profesör. Af buyur. Profesör. Ne profesör olacaksın? Hani o televizyonda çıkan profesörler var ya. Var. Profesör, doktor, nasıl bilmem. İşte yani. Profesör, doktor, servet olmak istiyorsun yani. Evet yani. Özellikle uzmanlaşmak istediğin bir branş var mı? Ayrıca. Bilmiyorum onlar yani. İlk defa profesör olmak isteyen bir çocukla karşılaştım da. Öpeceğim, dayanamayacağım. Profesör, doktor. Servet. Servet. Çok iyi olur be. Anlat bakalım profesör. Van Kalesi milattan önce 825 yılında Urartu kralı Sardur I tarafından inşa edilmiştir. Urartular milattan önce 900 ve 600 yılları arasında bölgeden üstün bir seviyesine ulaşmışlardı. O zamanki adı Tuşbu olan Van şehri 100 yıl kadar Urartuların başkenti olmuştur. Bu kalede 12 mezar odası, 9 çivi yazısı, 4 cami bulunmaktadır. 2 cami Selçuklu, 2 cami Osmanlı. Selçuklu camileri yıkılmış, minaresi kalmış, Osmanlıların Osmanlılar ki yıkılmamış. Osmanlılarda kalmak Kaya Çelebi, Köslü Hüsef Paşa'mısı. Köslü Hüsef Paşa'mısı Mimar Sinan'ın bir çizim eseri olduğu için adını Ulu Cami vermişler. Selçuklulardan ise Kızılhan Cami'si, Süleyman Cami'si. Bu kalenin bekleri Akkoyun ve Karakoyun. Bu bulunduğumuz yer neresi? Burası tapınak, Urartuların tapınağı. Urartular iki tanrıdan korkuyormuş. Biri güneş tanrısı, biri de gök tanrısı. İkisinin karışık adı Teşub oluyor. Urartular tanrılarına inanmak için şurada büyük baş hayvan kesiyorlardı. Şurada da küçük baş hayvan kesiyorlardı. Kesen hayvanların etlerini, kanlarını bir küçük kovanoza koyuyorlardı. Sağ ol. Peki ben Türk'üm, bana anlattı koçum. Tut ki ben Manchester'dan gelmiş bir İngiliz'im. Ne yaparsın? İngilizce konuşurum. He? İngilizce yani biraz biliyorum, hani konuşurum. Anlat bakalım. Nasıl yani? Şu kalenin tarihini bir İngilizce anlat bakalım bize. The fortress was built in 800-205 before Christ, Urartin, King Sardur, Van Urartuet. Normalde İngilizce biliyor musun? Az. How are you? Fine, thanks. What's your name? My name is Servet. What do you wanna be after? Bilmiyorum. Yurdumuzda güneşin batışının ilk görüldüğü yer Van. Van'da da güneşin batışını en iyi göreceğiniz yer Van Kalesi. Programımızın nimeti. Biz bencillik etmedik, bunu sizlerle paylaşalım istedik. Memleketimizde güneşin ilk battığı yer ve ilk güneşin batış görüntüleri. Van Kalesi'ni sadece yerli turistler gezmiyor. Yabancı turistler de var. Hatta bu yaşında gelmiş annem. Hi. Hi. How are you? Fine, and you? I am very happy to be here. Really? Yes. Do you like here? I love it. I love it. How old are you? Excuse me. I'm 79. 69 yaşında. Yes. 79. Yes. O ne yalnız bırakıyorsun beni? Benim İngilizcem o kadar yeterli değil. Ben de İngilizce bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ben az biliyorum. Kaybol gözümün önünden o zaman. İngilizce biliyorum diye dolaştırıyoruz biz seni orada. Var mı İngilizcesi olan var mı? Sen yardımcı ol. 10 yaş eksik söyledin. 79 yaşında. Ne dedi o? 70? 79. 76 değil miydi ya? Yok, 7. Sen de bozma bizi kardeşim. Biz kayıtlıyız. 79. 79 yaşında. Kanada'dan geliyorlar. Başka nereden geliyorlar? İki bayan Kanadalı. Arkasındaki bey Avustralya'dan. Yani değişik ülkelerden geliyorlar. Ne bulmuşlar? Ne izlenimleri nedir? Onlara sormak lazım. Yani siz soralım. Siz izlenim sorun, nedir kardeş? Impression. Impression. What your impression deyince tamam mıdır iş? Tamamdır. What's your impressions about Turkey? What's your impressions about Turkey? What's your impressions in Turkey, ma'am? I'm very happy to be here. It's a very lovely country. Ruins we're not used to, but we're certainly seeing many right now. And I guess we'll see more when we hit the West Coast. Yes. 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 Ne dedi? Pek dinlemedim. Dikkat etmedim. Rezil ediyorsun bizi. Would you please
talk about this here about again, please. Repeat, please. You're happy. Yes, and we're. Onu anlıyoruz. Onu onlara gelsene buraya. Onları anlıyoruz. And we're seeing many ruins. We've been to Annie. We've been here. We have a very good guide as well, by the way. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. We're a good guy. Thank yes. you. Çok iyisiniz dedi. Çok seviyoruz sizi dedi. Galatasaray en büyük dedi. Yani Jim Bomb'lim dedi. Başkanım dedi. Yani şimdiye kadar gezip gördüğü yerlerden çok etkilendiğini, memnun kaldığını işte. Onu anladım. Can onu söyledim. Duymuyorsun ki sen. Onu söyledim. Gezdiği yerlerden çok etkilenmiş. Başka bir şey var mı bizim kaçırdığımız? Ben bir ara dinlemedim. Bir ara. Yalan yok. Bir ara kaçırmışım ablanın söylediğini. O kısımlar varsa onları alalım. O kısımları anlamışsın zaten. Yani onun dışında başka bir şey söylemedin. Diyor ki işte yeşillik diyor. İşte bildiğiniz şeyler ya. Yeşillik diyor. Güneş batıyor. Ne güzel diyor. Göl çok güzel diyor. Sodalıymış galiba. Çamaşır yıkayacağım ben burada diyor. Aşağıda diyor hayvanlar. Börtü böcük. The weather, the beautiful Turkish weather and the hospitality of the Turks. Which your favorite in Turkey? Favorite in Turkey? Or drinking tea? Çay. Çaya bayılmış sevgili seyircilerimiz. Türk misafirperverliğine bak. Ağzımdan al bak aynısını. Tam söyleyeceğim neydi acaba diye, yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Türk misafirperverliğine bayılmışlar. I'll appreciate see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet ben Rus olsalardı daha rahat anlaşacaktık. Günü de devirdik be profesör. He? Günü devirdik diyorum, devirdik. Evet, oluyor. Günü batırdık güneşi. Ne çabuk yolum. Gün öyle işte, çabuk batar. Olabiliriz. Öyle. Sen de ağırlaşıyorsun ha giderek. Gülme, gülme. Van sokaklarında dolaşıyoruz sevgili seyircilerimiz. Buranın adı Zerbank Sokağı. O ne? Aşıklar çayı, aa. Hakikaten içeride aşıklar var. Demek ki Van'a geldiğinizde Zerbank Sokağı geliyorsunuz. Eğer günlerden cuma ve saat 8 civarındaysa Aşıklar Çay Evi'ne geliyorsunuz. Aşıklar sizi orada hazır bekliyor. Bakalım neler yapıyorlar. Merhaba desek acaba bozar mıyız? Selamun aleyküm. Merhaba. Nasılsınız? Sevdiğim seninle seyran ayrı gezeceğiz. Nasılsınız? Estağfurullah, estağfurullah. Bu şeref bize ait. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz sormalı. Siz nasılsınız? İyisiniz çok inşallah. Çok şükür. Orada yazıyor Aşıklar Çay Evi diye. Evet. Öyle sesi de duyunca geldik biz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yalnız biz biraz bekleyeceğiz. Celal abi programını bitirsin, türküsünü. Ondan sonra konuşalım, olur mu? Olur dayı. Peki. Burada bekle. Oturmamda bir sakınca yok, var yok, hayır mı? Bir sakınca yok. Evet. Rahatla oturabilirsin. Sabah faslı çıksak Erek Dağı'na, öğlenin sekedre mitin bağına. Şöyle aranıza geçeyim ben. Ağzına sağlık Celal abi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Şeref Hoş bulduk. Verdiniz. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Hele hele gönül gözüyle. Sen bizi gönül gözüyle mi görüyorsun Celal abi? Tabii. Bir hoş geldin yapalım isterseniz. Fırsat. Vallahi hani vakit, biz istiyoruz diye gelmiş. Bir şey yok. Hani sizin içinizden. Celal abi buyur bir hoş geldin yapalım. Sizin içinizden tabii. Geliyorsa biz tutmayalım. Tabii. Ha Celal abi. Efendim buyurun. Buyur abi sen buyur. Aşıklarla muhabbete hoş geldiniz Kanal 7. Yararlı vatan millete hoş geldiniz Kanal 7. Yararlı vatan millete hoş geldiniz Kanal 7. Kanal 7, Kanal 7. Başım gözüm üzerine hoş geldiniz Kanal 7.
Bizle muhabbet etmeye hoş geldiniz Kanal 7. Hoş geldiniz Kanal 7. Sizleri izliyor alem, şirin şirin edek kelam. Hepinize saygı selam, hoş geldiniz Kanal 7. Hepinize saygı selam, hoş geldiniz Kanal 7. Kanal 7, Kanal 7. Aşıklar ne güzel oturmuşsunuz, aşıklar ne güzel oturmuşsunuz. Biz de gönlünüze hoş bulmuşuz, biz de gönlünüze hoş bulmuşuz. Göklerde parlar koca bir ay, kurban olsun size Şoray. Göklerde parlar koca ay, kurban olsun size Şoray. Hoş bulmuşuz, hoş bulmuşuz. Elbette hoş geldinin arkasında hoş bulduk karşılığını vermek lazımdı. Siz de çok güzel verdiniz. Ağzınıza dilinize sağlık. Yok, girerken dediler ki aşıkların attığı bir şeye cevap veremezsen bütün hesaplar senden dediler. Can havliyle bunlar çıktı ağzımdan yani. Belki az düşünsem daha güzel şeyler bulurdum da yani. Çok güzel. Hesap kaygısından ancak bu çıkabildi yani bize. Şimdi taşlama mı diyorsunuz bu hani karşılıklı atışmaya? Şimdi tabii ki taşlama da. Adı taşlama mı? Tabii efendim. Sen seversin ama Mehmet abiyi. Efendim? Mehmet abiyi seversin sen Celal. Severim tabii. Sen de Celal abiyi seversin. Şimdi, Mehmet abi. Tabii ki. Ama bir aşık eline sazı aldı mı artık tutamaz herhalde değil mi kendini? Tabii, doğru efendim. İlla Celal abi ben mi taşlayayım yoksa mı başlasın? Vallahi bilmiyorum. Biz şimdi böyle bir arayı hafif kızıştırdık gibi bir şey olduk yani. Hakem de siz olun efendim. Estağfurullah, hakemlik bize düşmez. Yok, düşer düşer. İyi. Başlama vuruşunu başlatıyoruz. Dürt. Kaç gündür benden uzaksın, özlemişim seni Celal. Köşe başında bekleyip gözlemişim seni Celal. Yetişemezsin ardımdayın, tozlamışım seni Mehmet. Sinirlendin hemen niye, sinirlendin hemen niye? Ben sana verdim hediye, lor gibi kokmasın diye. Tuzlamışım seni Celal. Dünya olacak haraba, geldik döneriz turaba. Ben bir şoför sen araba, gazlamışım Mehmet seni. Ben bir şoför sen araba, gazlamışım Mehmet seni, Mehmet seni. Abi gazlıyor. Kim gezer senin peşinde, ne işin var o işinde? Temmuz ayın 15'inde buzlamışım seni Celal. Bilmem ne vardır zatında, bir şey bulunmaz katında. Ateş yanıyor altında, közlemişim Mehmet seni. Çalarım bu halimde, neler asılı bağımda. Aşıklığın bu yolunda, sözlemişim seni Celal. Buna bir dur demenin zamanı geldi abi, böyle ayyuka çıkıyor. Nedir o böyle bir şey konur ya dişlerin arasına? Ha, lep değmez tabii, toplu iğne bırak. Lep değmez değil abi, iğne ya. Lep değmez yaparken iğneyi bırak. Dudak değmez. İğneyi koyacağız dudağın arasına ki efendim dudaklar değmeyecek. Değdiği zaman... Yani M, N, P, B... Onları kullanmayacağız. Dediğin zaman batıyor değil mi abi? Evet efendim. Yapalım mı Celal abi? Yapalım efendim. Verelim abi iğnemizi. Ver bir iğne efendim. Vereyim iğne abi. Buyurun efendim. Bu iğnenin bir özelliği var mı? Herhangi bir iğne olabilir mi? Aşık iğnesi diye bir şey var mıdır piyasada? Bu da olabilir.
normal iğne yok. Kürdan olarak kullanılabilir, toplu iğne. Efendim bu bir iğne. Allah korusun. M, N, P, B. Başka ne vardı abi? Dediğiniz zaman batıyor bu, ayıptır söylemesi. Ben şimdi göstermeyeyim, birkaç kere dudağımı yardım. Ekranlarda görmeyelim bunu. Buyur Celle abi. Celle buyur. Celle abi yapar lab değmez. Bir tane de ben yapayım lab değmezden. İğne kalsın canım ben. Ha, sağ ol be. Ya bu batar mı bu? Ha, batan kürdanlar. Tamam. Kırarız abi. Kırarız. Abi bu sivri bu ya. Bunun yok mu ucu? Ucu seraltılmış. Ya gönül dostum iğne durmuyor. Ben söyleyeceğim de o durmuyor. Al abi kürdan. Bu iki dişin arası. Kürdan al. Kürdan al. Celal ağa. Celal ağa. Abi derken kürdanı çıkaracaksınız. B'de maazallah geçer öbür taraftan dikiş iğnesi gibi çıkar. Evet. Sevgili seyirciler. Evet. Şimdi adın artık Eyüp. Eyüp Bey dediğim zaman benim dudak gidiyor. Senin adın Eyüp bundan sonra. Eyüp. Celal ağa. Evet. Sıra sende, ha. Aşk ile yanan aşıklar yana yana yanar gider. Yanarak gelen ışıklar tane tane taner gider. Tane tane taner gider. Güzel dedi Celal ağa, güzel dedi Celal ağa. Ne güzel söylüyorsun Celal ağa. Devam etsene güzel güzel. Benim ağzımda artık bir şey yok. İstediğim kadar derim. Kırılsın saz çalmayan eller. Kırılmasın saz çalmayan eller. Burası kızışmadan tüysün eller. Burası kızışmadan tüysün eller. Gel bir de sen deneyeceksin. Görüyorsunuz ne kadar uğraşıyoruz. Siz de oturun seyredin bizi. Biz kısmı olmasaydı anam. Gittik. Yardık da. Efendim, cuma akşamları sizi Zerbank'ın mahallesindeki Aşıklar Çay Evi'ne bekliyoruz. Biz geldik gördük. Demimizi aldık. Bundan sonra kim tutar bizi be? Van turumuz devam ediyor. Van turu devam. Ya bir yapma şunu be oğlum ya. Oh. Vallahi memleket adım adım dolaşıyoruz. Van gördüğümüz en güzel illerden biri. Günün birinde Van'a gelirseniz bizce mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında Akdamar Kalesi geliyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Dayı nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Çok şükür. İsmin nedir? Recep Avcı. Recep Avcı mı? Evet. Sen benim kayınpederin nesi oluyorsun? Arkadaşı oluyorum. Vallahi mi? Akraba olman lazım. Onun da soyadı Avcı'dır. Evet. Sen bu Akdamar Adası'nın hikayesini biliyorsun. Biliyorum evet. Bize anlatırsın. Tamam efendim. Şimdi şuradaki köyün çocuğu adadaki kralın kızına aşık olmuş. Dağımı yüzerek buradan adaya gidiyormuş. Adadan çocuk ateş yakarak işaret peşine öyle oradan dağımı gidiyormuş. Ateşi yakıp işareti veren kim? Oradaki kralın kızı. Akdamar adadaki kralın kızı.
Şimdi bir böyle olunca bir sefer bir gece kızın babasının haberi olmuş. Ondan sonra kızın elindeki ateşi almış, kendisi göstermiş. Sağa sola götüre getire çocuk yüzerek tabii ki gidiyor. Çocuk yorulmuş, ölmek üzereyken ah ah Damara demiş. Tabii ki kızın ismi Damara'ymış. Bu sefer Akdamar'ın ismi Damara olmuş, Akdamar olmuş. Bu adanın ismi bir aşk hikayesinden geliyor. Yani. Evet, evet. Dayı nasıl bir sevdaymış o be çocuk? Uzakta be mesafe. Her gün yüzüp gelir miymiş burayı? Her gün yüzüp geliyordu diyor. Öyle diyorlar. Sen evlisin? Evet. Yenge hanım o adada yaşasaydı sen her gün yenge hanımı görmeye gidip gelir miydin yüzerek? Her gün gitmem gelmem. Evde de sopa var akşam. Tabii. Bu anlatacaklarımız hazin bir aşk öyküsüdür. Öykü Akdamar Adası'nda geçer. Eski adını bilmediğimiz bu adada yaşayan kralın kızı Tamara bir köylü gence gönlünü kaptırır. Ya da o köylü kralın kızına gönlünü kaptırır. Her gece çocuk karşı adaya kadar yüzer gelir. Sevgilisi için, Tamara'sını görmek için. Nasıl mı olur hadise? Tut ki gecedir. Çocuk bu kayaların başına gelir. Ufak ufak gömleğini çıkartır. Gerisini anlatmayayım da seyredin. Tamara'yı. Tamara geliyorum. Geliyorum Tamara. Deli misin? Nasıl ya? Nereye gideceksin? Bangül canavarı var seni yiyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.